Faruk Beşer. Müzik ve Kur'an tilaveti. Müzik konusunda söylediklerimizi bununla bitirelim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve okunması da ona yakışır şekilde olmalıdır. Ayrıca onu okumaktan maksat ne dediğini anlamak ve dediğiyle amel etmektir. Yoksa onun üzerinde sanat icra etmek değildir. Bu onun anlaşılmasını engeller ya da ikinci plana iter. Şüphe yoktur ki onun asıl amacı olan anlaşılmasını kolaylaştıran ve hem okuyanda hem de dinleyende etkili olan okuyuş en güzel okuyuştur. Bu okuyuş için Kur'an-ı Kerim'de iki uyarı vardır. Birincisi Kur'an'ı tertille okuyun. İkincisi de bu kitabı verdiğimiz kimseler onu tilavet ederler ve ona inanırlar ayeti kerimeleridir. Tertil, tane tane ve her harfi gereği gibi telaffuz ederek okumaktır. Bu konuda Hz. Ali'nin açıklaması meşhurdur. Tertil, harfleri güzel çıkarmak ve duracağı yeri bilmektir. Tilavette okumak demektir ama kıraatten biraz farklı olarak okuduğunu anlayıp yaşamak için okumaktır. Demek ki okuyuş olarak Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği iki şey, okurken harflerin vasıflarına riayet etmek ve okuduğumuzu yaşama niyeti ve haliyle okumaktır. Bu iki şartı engelleyen okuyuşların güzel olmayacağı açıktır. Kur'an-ı Kerim'i bu iki özellikle güzel okumanın adı da tecvittir. Yani tertil, tecvidin bir parçasıdır. Her zaman ve her hal aynı okuyuşa uygun olmadığı için kreat alimleri kreatin en nihayet üç farklı okuyuşla ancak tecvidli olabileceğini söylerler. Bunun en güzel derecesi sözünü ettiğimiz tertildir ki yavaş yavaş ve tane tane okumayı anlatır. En yavaş okuma budur ancak anlamayı sekteye uğratacak kadar bir yavaşlıkta terteli bozar. Çünkü asıl hedef okunanın en iyi şekilde anlaşılmasıdır. Gereksiz şekilde uzatma, sesi yükseltme, bağırıp çağırma da anlamı ve anlamayı engeller. Mesela ey Rabbimiz bizi bağışlayıp günahlarımızı sil anlamında veğfirlena derken kubbeyi inleten bir naranın anlamı hesaba katıldığında çok çirkin olacağını herkes anlar. İkinci okuyuş şekli, anlamayı ve harflerin özelliğini bozmayacak kadar suratlı okumaktır ki buna hadr derler. Ancak normal bir konuşmada konuşulanın anlaşılamayacağı bir hızla Kur'an okumak tertil ve tilamet emrine aykırıdır. Böyle hızlı okuma belki sadece anlamanın hedeflenmediği hafızlık yapma ve dinletme maksadıyla olabilir. Üçüncü okuyuş şekli süratte, tertille hadr arasında bir çabuklukta ki orta okumayı anlatan tedbirdir. Okuyan kendi kendini okurken yahut dinleyenlerin anlamaları ve ders almaları için başkalarını okurken bunların dışında manayı bozan ya da ikinci plana iten bir okuma biçimi Kur'an-ı Kerim'e saygıya halel getirir. Ses sanatçılarının saldırısından da korkuyoruz ama mananın can okuyan bağırıp çağırmaların ve kıraatte müzik makamlarını icra etmenin caiz olmadığını bu işin alimleri söylüyorlar. Mesela İbnül Kayyim diyor ki Selefi Salihini azıcık tanıyanlar bilirler ki onlar Kur'an-ı Kerim'in müzik makamlarıyla ve abartılı tekelliflerle okunmasından uzak idiler ve bu konuda onlar Allah'tan korkarlardı. Bununla birlikte şu hadisi şerifleri de anlamamız gerekir. Kıraatinizi seslerinizle güzelleştirin. Kur'an-ı Kerim'le teganni etmeyen bizden değildir. Teganni ezgili ve ahenkli okuma, terennüm etme demektir şarkı türkü anlamındaki yina da buradan geldiği için bazı okuyucular Kur'an-ı Kerim'in de şarkı türkü gibi makamlarda okunabileceğini sanırlar. Oysa bu hadisi şerifin şerhlerine bakanlar görürler ki şarihler kıraatte harfleri bozma ve ilave harf çıkarır gibi dalgalandırma anlamında lan ve tatrip yapmanın yasak olmasıyla bu teganniyi nasıl uzlaştıracaklarını düşünmüşler ve Kur'an-ı Kerim'i teganniyle okumanın onu nesir gibi düz değil kendine has hüzünlü bir terennümle okuma ve tecvidi ve tertili bozmayacak şekilde kıraati sesiyle güzelleştirme olarak anlamışlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne nesirdir ne de şiirdir. O halde ne nesir gibi düz ne de şiir gibi yani şarkı ve türkü makamında okunmalıdır. Ta ki okunuşunda bile bir beşer sözünden ayrılmış olsun yapılabiliyorsa aklın yanında gönle de hitap eden bir terennüm ve hüzünlü güzel bir edayla okunsun. Kur'an-ı Kerim'in tegannisi budur. Bunun dayanağı şu hadisi şeriflerdir. Kur'an'ı hüzünle okuyun çünkü o hüzünle inmiştir. Kur'an'ı okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlamaklı okuyun. Şu altı müsibeti görmeden ölebiliyorsanız ölün. Kur'an'ı şarkı türkü gibi mezamir okuyanların öne geçirilmesi. Ezanlarda da durum aynıdır. Bunları söylediğinizde göreceğiniz en hafif hakaret, zevksiz, sanat bilmez, kaba insan olacaktır. Olsun, biz yine de söylemek zorundayız. Eski küye yeni kanun getiremeyiz. Şimdi teravih başlıyor ve oradaki okuyuşları nereye koyacağınızı artık siz düşünün.